Dünyaca ünlü Ayder Yaylası 4 mevsim turistlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzellikleri Kaplıcası ve Heliski Sporu'yla alternatif tatil imkanı sunuyor. Ayder'den helikoptere binen TRT Haber ekibi Kaçkar Dağları'nın kış güzelliğini havadan sizler için görüntüledi. İşte alternatif turizmin Karadeniz'deki adresi Ayder Yaylası. Kaplıca suyunda şifa arayanlar, kar üstünde semaver yakanlar, Karadeniz yaylaları kış aylarında beyaz örtüsüyle muhteşem güzelliklerini sergilemeye devam ediyor. Zümrüt yeşili yaylalar kış aylarındaki beyaz elbisesiyle adeta büyülüyor. Karadeniz yaylaları kış tatilinin sadece kayak olmadığını düşünenler için önemli fırsatlar sunuyor. Kış turizmi denince akıllara Uludağ ve Palandöken gelir, ancak Karadeniz'in yaylaları da unutulmamalı. Şu anda bulunduğumuz yaylada kayak keyfinin hemen ardından Kaplıca suyuna girip iliklerinize kadar ısınmanız mümkün. Burası neresi mi? Dünyaca ünlü Ayder Yaylası. Ayder, göz alıcı doğasıyla yerli yabancı herkese kucak açıyor. İsmim Ammar Kübeysi, yayın memleket. Arabistan'dan geldim. Ayder muhteşem bir yer. Biz de bu güzellikleri fotoğraflıyoruz. Gerçekten güzel bir yer Ayder. Hava güzel, kar güzel. Yazın tekrar gelmeyi düşünüyorum. Ayder'de kimi çocuklarıyla kayak yapıyor, kimi de arkadaşlarıyla heyecan dolu dakikalar geçiriyor. Bidonun yarısı mı bu? Çeyre. Çeyre. Peki bu ne? Bununla yön mü veriyorsun? Direksiyon evet. mu bu? Nasıl bir duygu? Güzel. Güzel bir zevkli bir şey. Herkese tavsiye ederiz. Nasıl yukarıdan aşağıya bu naylonla kaymak? Daha yukarıdan kasak daha iyi olur. Mesafe kısa pek sarmıyor ama böylesi de güzel. Nasıl bir doğa var etrafta? Muazzam, muhteşem. Çok güzeldi. Daha önce hiç kaymış mıydın naylon yatakla? Hiç kaymadım. İlk tecrüben. İlk kez kaydım. Ayder sadece kayak demek de değil. Kar üstünde piknik keyfi ve semaverde Rize çayı da olmazsa olmazlardan. Kışın ayrı bir tadı oluyor, yazın ayrı bir tadı oluyor. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz zaten. Ayder ya turizm açısından daha gelişmiş. Otelleri falan işte restoranları daha fazla olduğu için burası daha tercih ediliyor. Ulaşımı güzel, doğası güzel. Bence kışın daha güzel. Hani yazın ben kalabalıktan pek hoşlanmadığım için. Hani benim için kışın daha güzel, daha sakin. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Kış aylarında yani insanların yani daha az olduğu için doğal güzelliklere daha kendinizi verebiliyorsunuz. Ayder'i diğerlerinden ayıran en önemli özelliği yaylanın merkezinde bir kaplıca bulunması. Ayder'de üşenlerin imdadına işte bu kaplıca yetişiyor. Dışarıdaki kayak keyfinin ardından bu kaplıcada ısınmak mümkün. Ayder kaplıcaları bizim yer altından 55 derece olarak çıkmaktadır suyumuz. Biz bunu dinlendirerek 43 dereceye düşürüyoruz. Faydaları romatizma, kireçlenme, bel boyun fıtık ağrılarına iyi gelmekte. Ayrıca bizim kaplıcamızın ayrı bir özelliği suyunun saf temiz olması, içilebilmesi. İçildiği zaman sindirim sistemi, ülser, böbrek taşlarına iyi geliyor.
Dışarıda insanlar kayak yapıyorlar, ondan sonra eğleniyorlar, pikniğini vesairesini yapıp ondan sonra da gelip Kaplıca'da testimizde ısınıyorlar tabii ki suya girdikleri zaman. 43 derece. Çok sıcak su. Şöyle yaptık, sıcak havuza girdik. Derde de var. Onlar çok iyi yani. Ayder'in kış sessizliğini bu aralar helikopterler bozuyor. Ayder Yaylası dünyanın sayılı alanlarında yapılabilen heliski sporunun da Türkiye'deki merkezi. İşte bu görmüş olduğunuz helikopterlerle zirvelere taşınan macera tutkunları vadilere doğru kayarak dünyanın en heyecanlı sporlarından birini yapıyor. Bu bölgelere turist çekmek çok zor. Hep Akdeniz'e, Antalya'ya, Marmaris'e, Bodrum'a gidiyor yurt dışından gelen turistler. Bir Arap turistler vardı bu bölgeye ilgi duyanlar. Belli dönemlerde, yaz aylarında. Biz kışı pazarlıyoruz şu an ve kışı Avrupa'ya pazarlıyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin reklam açısından çok ihtiyacı var. Değeri ölçülemez bana göre. Bölgeye heliski yapmak için gelen yabancı turistler Kaçkarların doğasına hayran. Ayder'e ilk defa geldim. Türkiye'nin sahillerini daha önce duymuştum. Ancak dağların, yaylaların bu kadar güzel olması benim için büyük sürpriz oldu. Buradaki dağlar ve kar kalitesi çok mükemmel. İnsanları güzel, yiyecekler harika. Heliski için çok uygun bir doğa var. Burada çalışmak benim için büyük bir zevk. Birazdan heliski spor için kullanılan bu helikopterlere bineceğiz ve sizler için Kaçkar Dağları'nın güzelliklerini görüntüleyeceğiz. Helikopterden görüntülenen manzara adeta bembeyaz bir denizi andırıyor. Uçsuz bucaksız Kaçkar'ın vadileri tamamen beyaz örtü altında. Haydar'dan havalandıktan yaklaşık 5 dakika sonra Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bir zirveye konduk ve burada muhteşem bir manzara var. Önceden belirlenmiş bu tepelere kayakçılar bırakılıyor. Helikopter onları bıraktıktan sonra vadi tabanında tekrar buluşmak için havalanıyor. Bu heyecan gün içinde birçok kez tekrarlanıyor. Heliski sporu artık Kaçkarların vazgeçilmesi. Dünya sıralamasında tabii ki ilk üçe giriyoruz. Birinci sırada Kanada denebilir, Alaska, Kanada denilebilir. Daha yüksek olması itibariyle Mestia bizden daha iyi. Ondan sonra da biz geliyoruz. Fakat yaklaşım, insanların sıcakkanlılığı, ülkemizin misafirperverliği diğerlerinin önüne geçiyor zaman zaman. Biz de işletme olarak o sıcaklığı göstermek istiyoruz her gelen misafirimize. Yani kar kalitesini ikinci plana etmek istiyoruz açıkçası. Kaplıcası, kayak keyfi, heliski sporu. Siz de bu heyecanları yaşamak istiyorsanız Ayder Yaylası sizleri bekliyor.